Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda bizim topluluk sayfasında paylaştığım bazı şeyler oluyor arkadaşlar. Bazen burada size soru soruyorum, bazen sizin bana soru sormanızı istiyorum. Bunlarla ilgili küçük bir şey yapacağız. Burada ne var? Quicksilver var arkadaşlar. Arama sonuçta var ki onu daha çok yeni paylaştım ama varsayıyorum. Bir tane yorum vardı galiba, onu okuruz. Bir de soru cevap için bir post açmıştım arkadaşlar arena öncesinde. Arena bittikten 1,5 gün sonra ancak kendime gelebildim. Dün hiç video atamadım. Bütün gün yorgundum, uyudum. Uyandım ama hiç elim ayağım oyuna gitmedi. Zaten maceraya girip çıkıyordum falan filan. Yani biraz daha topladım kendimi diyebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım neler varmış, neler yokmuş. Şimdi topluluk sayfamıza baktığınızda sonucunu alacağım. Yani şu arena sonuçlarının paylaşımını, Quicksilver ve tabii ki soru cevap olan kısımları alacağız hacılar. Evvela arena ile ilgili ne yazılmış? Demiş ki Ahmet Reşit Güner demiş ki arkadaşlar abi Mart'ta oyun kapanıyormuş. Şimdi siz belki tam göremiyorsunuz ama ben şey yapayım söyleyeyim. Ben varım da orada ondan aslında kendimi neyse. Ahmet demiş ki abi Mart'ta oyun kapanıyormuş diye. Arkadaşlar Mart'ta evet oyun kapanıyor ama bu oyun kapanmıyor. Tamam hatırlarsanız geçen sene Marvel Şampiyonlar Ülkesi diye bir oyun açmıştı. O zamanlarda bulsak aslında arşivden gösterdim ama o oyunun tutmayacağını söylemiştim. Çünkü o forumda çok fazla oyun var. Tutmadı da ve Mart ayında kabam açtığı Marvel Şampiyonlar Ülkesini kapatıyor arkadaşlar. Yani inşallah o ekiple başka bir oyun yapmaya çalışmaz da bu var olan oyuna gider. Çünkü aşırı güzel para kazanıyorlar. Yani oyunun hemen hemen tüm mekanikleri sıkıntılı, sorunlu ve problemli. Üstelik çok uzun zamanda. Neredeyse bir yılı buldu. Yani bir yıldır bu kadar bozuk olup da bu kadar para kazanan dünyada başka oyun değil hiçbir şey yoktur hayatta. Böyle de enteresan bir kitle. Zaten bu arada 20-30 bilemedim 40 kişi bu oyunu ayakla tutuyor. Yani düşünsenize koskoca bir Marvel oyunu dünyaya hükmetmiş. Yani dünyada affedersin de Afrika'nın Abu Gubu kabilesi bile Marvel'ın ne olduğunu bilir. Yani bunun bu tarz bir oyunu sadece 30 kişi 40 kişi ayakta tutuyor. Çok enteresan. Neyse. Gelelim ikinci mevzuya. Burada arena sonuçlarıyla ilgili başka bir şey yok. Aslında ben burada son yılların en iyi görmeyen karakteri. Yani kurbağacık o kadar hem çizimi kötü hem her anlamda kötü bir karakterdi. Ki bu arada 10 üzerinden 5 falan alır yani özel saldırı fena değil ama yani tabii çok kötü ya hiç ilgi görmedi. Boşuna bastık o kadar rakamı. Neyse. Bu da arkadaşlar Quicksilver ile ilgili olan bölüm. Şimdi Quicksilver bilim olarak geldi. Ben şöyle bir şey sormuştum. Quicksilver bilim sınıfı olacakmış. Bununla ilgili samimi olarak ne düşünüyor? Herkes düşüncelerini söyleyebilir. Bir sıkıntı yok. Quicksilver Marvel'ın belki birçok hikayesinde bilimsel bir deneyden geçmiş olabilir arkadaşlar. Ama yani şöyle bir şey düşünün. Eğer Quicksilver bilim değil de mutant olarak gelseydi sizce böyle bir tartışma olur muydu? Bakalım insanlar ne söylemiş? Subutay ne demiş? Mutant olarak gelmesi daha uygun olurdu ama şöyle bakınca bilim içinde gelebilir. Çünkü kimine göre bir deneyin sonucu, kimine göre ise bir mutant bilim olarak gelmesi şu an daha iyi. Çünkü genelde böyle gelen karakterler daha güçlü olur. Mutant sınıfı zaten güçlü bir... Mesela bak burada Subutay güzel. Zaten en çok beğeniyi de Subutay'ın bu şey yorumu almış. Güzel de bir yorum yapmış. Bunu kalpleyelim. Doğru söylemiş. Şu anlamda doğru söylemiş. Yani mutant sınıfı zaten zirve olmuş durumda. Oyuncunun seçeceği karakterleri belki bir öncekindeki gibi güçlü yaparlarsa bilim sınıfına bir bomba daha gelebilir. O anlamda mantıklı. Baran ne demiş? Baran'ın da düşüncesi 4 like almış. Bakalım biz beğenecek miyiz? Abi bilim sınıfı getirmeleri güzel olmuş. Bilim sınıfı diğer sınıflara göre geri kaldı. Evet. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Geride kaldı. Ama yani dediğim gibi belki evet gerçekten bir bilimsel deneyle yapılmış. Gerçekten bilimdir ama yani bu tarz şeylerde oyunlarda veyahut da sinema evreninde sen izleyiciye göre hareket etmelisin. Doğrusu bu. Az evvel dediğim gibi yani bu karakter mutant olarak gelseydi niye bilim gelmedi diye bence hiçbir şey tartışmazdı. Sercan ne demiş? Gelsin de hangi sınıf olduğu peken bir yetenekli adam gibi yürü gelsin de. Değil mi? Değil mi? Özellikle son zamanlarda gelen saçma karakterler ve gelecekte gelecek olan karakterler var. İki tane daha var. Yine çok abidik kubidik yıralar geliyor. Neyse bakarız. Mustafa ne demiş? Mutant gelmedi ama kardeşi de mistik. Oyunda bilim gelirse kardeşinden daha güçlü. Evet mesela bak abla kardeş bunlar. Bilim gelirse ablasına üstün sınıf olmuş olacak. Aynı zamanda durdurulamaz Colossus, Anka kuşu, Scarlet Witch ve Quicksilver. Aslında bunlarla normalde evet arkadaşlar mutanttır. Mesela Magic de mutanttır bu arada. Yanlış biliyorsam söyleyin ama Magic de mutanttır.
Ama bunlar farklı sınıflarda geldiler falan filan. Hangi bilim gelirse gelsin en iyi küçek. Vay, bu da küçek diye. Mutant olarak gelmeli. Sonradan dolayı film gene. Yani bu dedim yani film mevzuları falan çok enteresanlaşıyor. Daha fazla güçlü mutant yerine getirmek yerine bilim olsun. Evet bak bu, yani bu mantaliteyle mesela ben bu yorumları okuyana kadar hiç düşünmemiştim. Çünkü o alandan hiç bakmadım ama evet bilim sınıfına bir denge olarak olabilir. Bilim olması mantıklı, güçlü mutant değil. Hayır diye biri sayesinde güçlerini kazanıyormuş arkadaşlar. Bu da 3 tane kalmış şey maşallah. Babası Magneto'ydu ama çizgi roman. Yani bir de o var, babası Magneto abi. Mutanttan olan düşünsene, mutanttan baba mutant oğlu enteresan. Doğuştan insan olup Hydra deneyleri sayesinde Wanda ile birlikte güçlerini kazandığı için Quicksilver'ın bilim sonsuz olması çok normal. Wanda gücünden ötürü mistik olmayı gayet hak etmiş durumda. Bir ara Wanda'nın şeyi vardı ya, daha fazla mutant istemiyoruz bende. Burada yorumlar da var. Burası filmle ilgili mevzular, filmle ilgili tartışmalar. Ha, Burak da şey yapmış, oylamadan bahsediyor. Agatha ve Better Able seçecek Quicksilver'ın ne olduğu çok önemli değil. Bununla ilgili bir anket yapalım ya kanalda. Avengers ilk filminde bilimsel deney olarak gösterildi. Lakin Marvel'in de mutant karakteri osurken bana kalırsa biraz daha çizgi roman dünyasına bağlı kalmalı. Saçma sapan karakterler çıkardı. Ah 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 Yasin ha. Babası Magneto'dan olan birinin bilim sınıfı bilemiyorum. Evet arkadaşlar bu mevzu da var yani. Babası sonuçta Magneto. Ama karakteri beğeniyorum. Umarım güzel olur. İnşallah. İşte çünkü ya burada bir hızcı arkadaşlar sonuçta. Yani şu anda oyunda hızcı hiç yok ki. Yani mantıken hızcı gelmeli. Yani en azından seçilmeli. Kabandan artık hiçbir beklentim yok. Bravo. Bravo. Al benden de o kadar. Adam gibi hile yapmıyor. Yaptığı güzel de zaten krizlerden çıkmıyorum. Aynı fikirdeyiz. Quicksilver iyi, arada hızlı bir hero ilk defa olacak. Evet evet yani bak burada az önce söylediğiniz gibi yani bir hızcı ilk kez geliyor. Olabilir normalde Scott'te mutant ama farklı evrenlerde farklılık gösteriyor. Doğrudur. Quicksilver beklemeyin, Better Able kazanacak. Herkül, Hyperion, Thor karışımı bir karakter. Better Able Thor'la aynı modda arkadaşlar. Thor'la aynı modda. Başka bir modu yok. Yani Thor'la aynı modda. Ama dediğim gibi o tarzdan karakterler var. Bize oyunda olmayan mekanik karakter lazım. Bence Quicksilver. Hulk ve Captain America versiyonları olmasından sıkıldık. Evet, Hulk'un kombinasyonu. Captain America, Captain Marvel. Ama yeni gelen karakter de yine bir Captain America versiyonu olacak. İnşallah Agatha gelmez. Agatha'nın dizisi de gelecek. Baron Zemo gelir. Hadi bakalım. Quicksilver, Magneto'nun oğlu ve en baba mutantlardan biri normalde. Evet. Abi Baron Zemo'yu tercih ederdim ve Quicksilver mutant abi kavramın saçma, kabamın saçma işte. Bu adam mutant olması lazım bildiğim kadarıyla, babası da Magneto. Yani dedim ki baksana yani, hani mutant olsa hiç kimse bu mevzuya girmez, bu tartışmaya girmezdik yani. Aa, bilimli olsaydı, becerim olsa da hiç düşünmezdik yani. Olsun da ne olursa olsun. Beceri de tekne getirsinler artık. Evet, evet arkadaşlar. Yani bazı sınıflar çok geride kaldı ya. Kalan her zaman saçmalar gayet normal. Aynen öyle. Mantıklama mutant da olabilirmiş. Kaban Marvel çizgi romanları ve Marvel filmlerini ne izlemiş ne okumuş. Galiba MCU'da ki Quicksilver olacak. Mutant olması gerek ancak ablası Mystic. Enteresan. Mutant hali daha iyi olurdu. Bence pek olmamış çünkü Quicksilver, Wanda ile Magneto'nun çocukları yani mutant olmalı. Ve dahası X-Men'de bile bir üye yani çok enteresan, gerçekten çok enteresan. Thor Ragnarok, Thor'un beceri olduğu bir oyun. Evet doğru, Thor Ragnarok mesela nasıl beceri olur? O da ayrı bir saçmalık. Gerçekten çok güzel. Thor Ragnarok ya. Güzel güzel yakalamış Süleyman. Mutant bu karakter kabama olmalı, devam ediyor. Bence mutant olmalı çünkü Magneto'nun oğlu mutant olmalı. Mutantlara hakaret sayıyorum. Yani şurada şöyle tek şöyle bir şey elimizde kalıyor. Hani mutantlar evet çok güçlü, bari şey olsun. Nedir o? Hani bilimler de biraz güçlensin. Ne alaka, ne alaka, ha ha ha. Oy vermemeyi düşünüyormuş. Çok saçma, garip şeklinde yazmışlar arkadaşlar. Bu da Quicksilver'la ilgili olan düşünceler, bilim sınıfı olmasıyla ilgili düşünceler. Son olarak da soru cevap vardı. Soru cevaplara da bakalım arkadaşlar. Soru cevaplarda neler gelmiş. Gürkan abi bu sene için hedeflerini detaylı olarak neler? Paylaşıp bize yol gösterirsen çok iyi olur. Bununla ilgili video yaptım.
videonun başta sanıyorum neydi? Mucoç 2022 yol haritası diye bir video yaptım. Düşüncelerimin hepsini, ne yapmak istediğimi orada anlattım. Ali ne demiş? Kabamın yayınladığı haritaya göre bu sene kimler gelebilir? Tahmin videosu bekliyoruz, hala gelmedi. Geçen sene Odin, Kunul, Antivenom, Galactus kalabilir diye tahminler yapmıştık. Evet yapmıştık. Galactus hariç hepsini tutturduk. Bu sene yapmayabilirim. Bu sene yapmayabilirim. Çünkü çok benim de artık ilgimi çekmiyor. Yani burada kalan bizi biraz düşürdü. Motivasyon olarak o kısımlardan düşürdü. Keşke düşürmeseydi. Mehmet ne demiş? Genel anlamda oyunda bir düşüş var Gürkan abi. Her şeyde olduğu gibi devri geçiyor. Artık kafam zaten malum oyunda oyuncunun sıkılmadı. Evet devir geçiyor. Bir düşüş de var. Ama yani şu kabam 2 operasyonda özel hediye gönderme etkinde sanıyorum dünyanın en çok kazanan ikinci oyunu olmuş. Para kazandığı sürece adamlar her türlü yaparlar. Yani kapanmaz. Ama düşüş var. Kabam geçen sene bir açıklama yapmıştı, buna benzer bir şey demiştik ki işte oyunumuzu zamanın yeniliklerinin arkasında bırakmayacağız. Ona uygun çalışmalar yapacağız demişti. Ama daha da geriye doğru çalışmalar yapmaya devam ediyor. Anlayamadık, bakacağız. Maraş ne demiş? İki soru olacakmış. Varyantlar için videolar çeker misin? Çünkü oyuna çok yeni karakterler geldi. Evet, mesela bizim şu anda kanalda tüm varyantlarla ilgili videolar zaten var. Benim oynadığım, canlı oynadığım veya bölümünü geçtiğim hani hangi kolay yol falan gibi var. Aslında yeni yollarla ilgili çekmek lazım fakat ona ne vakit var ne bir durum var. Yani başka bir şey olursa ancak çekilebilir. Onun dışında zor. Onun dışında zor. İkinci sorum da şu, hep Nisan ayı diyorsun. Bu ay sade çok yüksek oyuncular için mi? Çok düşük. Nisan ayı etkinliği, evet onunla ilgili bir video yapacağım. Bu arada sen de sen de seviyorsun hocam, Allah razı olsun. Yani Nisan ayı etkinlikleri çok önemli olacak. Kimler için? Hazırlığını yapmış herkes için. Orta seviye ve yüksek seviyeler için. Düşük seviyeler için çok önemli değil ama orta ve yüksek seviyeler için çok önemli olacak arkadaşlar. Onunla ilgili inşallah video yapacağım. Çavuş makamı. Ne demiş? Aralarda kullandığım müzik kullanın kalitesinden midir nedir, sistemden midir bilmiyorum ama çok kulak tırmalıyor. İlk kez müziklerinle ilgili böyle bir şey aldım. Var mı arkadaşlar müziklerle ilgili böyle düşünen? Olmazsa müzik değiştiririm. Yeni karına göre de ne zaman gelecek? Bunu bilmiyoruz Mehmet. 7-4 ne gelecek? 7-4 kabımın açıklamasına göre Nisan'da gelecek. Mart Nisan diyoruz. O Mart ayında oyun kapatılacak mı? Evet kapatılacak ama bu oyun değil arkadaşlar. Diğer oyun kapatılacak. Kabamın açtığı başka bir Marvel oyunu vardı. O kapatılacak. Tutmamış. Oyun kapatılsa kapatılsa dedim ki bununla ilgili bir şeyimiz yok. Bize bunlar hakkında bilgi verir misin? Verdim. Spastik Nuri. Bro Corvus Nuri isim ne ya? Allah'ın sen ya. Corvus, Doom, Bruce Lee ve Hercule Hesi'nin de altı, hepsinin altı yıldızı sende mi mevcut? Hele sadece şu dördü ile ilgili kısa video yapsana, fazla iyi kullan. Hepsiyle ilgili çok detaylı bir sürü video var kanalda. Yaz YouTube'a Magi TV, Hercule, Magi TV, Bruce Lee. Yaz, hepsiyle ilgili çok detaylı çıkıyor. Hem de nasıl oynanır ileri geri falan. Özellikle Bruce Lee ile ilgili son zamanlarda bayağı detaylı bir video çekmiştim. 3 senedir aktif olarak oynarım, hala ustalıkla ilgili hiçbir şey yapmıyorum kabam. Geçen sene açıklama yapmıştı kabam, demişti ki ustalıklara bir güncelleme, bir güzellik getireceğiz demişti. 2022 yılı içerisinde. 2022'ye girdi, daha başlarındayız. Ki kabam yapar mı bilmiyorum. Celil ne demiş? 7. saat 4. bölüm ne zaman gelir? Mart, Nisan gibi. Son boss kim olur? Iron Lad'i bekliyoruz. Kang Fatih Kang'ın gençlik versiyonu. Ödülleri mükemmel ötesi olacaktır. Çünkü 7-4 değil ama 7. sahnenin komplesi de biteceği için bayağı büyük bir şekilde ödül bekliyoruz. Piyasada aşırı derecede hile kullanan ve hızla ilerleyenler var. Kaban bunları nasıl bulacak? Kaban bunlarla ilgili manuel dönüşlere geçti. Yani artık sistemini de kendisi inceliyor. Geçen aylarda bir 3000 kişiye ban atmıştı. Güzel de oldu. Hile illegal kim kullanıyorsa tabii ki arkadaşlar fazla fazla çıksın. Ama yani kullanmanızı tavsiye ederim. Niye kullanıyorsunuz abi? Bence hile kullanan kişiler gerçek hayatta, yani şey değil ya, benim zamanım yok o yüzden yapıyorum falan değil, ben buna katılmıyorum. Bence gerçek hayatta bir veya birden fazla eziklikleri var hayatta, yani çok kayda alınan insanlar değil, çok kayda alınan insanlar değil. Gerçek hayatta beni ezikliyorlar, büzüklüyorlar, bari oyunda beni biraz ciddiye alsınlar diye hile kullanıp bir iki tık öne çıkmaya çalışan zavallılar arkadaşlar. Hileyle ilgili asla ne müsamaha gösterir ne küçük bir şey, yani bir yapmam abi. Direkt ezeriz. Hile tamamen bununla alakalı. Vay Akar'ım seviyorsun. Bugün Akar'ın da bir tane videosunu paylaşacağız inşallah. Anca aranadan çıkabildim. Oyunda kabama oyunla ilgili iyileştirme ile ilgili bilgi mail atıyor musunuz? Sence oyunda en iyileştirme online dövüş olur mu?
Kamama oyunun gelişmesiyle ilgili mail atmıyorum. Çünkü ciddiye aldıklarını düşünmüyorum. Bundan yıllar evvel atmıştım. Hiçbir işe yaramadı. Kendimi niye yorayım? Oyunda en iyi değişiklik online dövüş olur mu? Kesinlikle olur. Online dövüş mükemmel olur ki gelecek bu yıl ama çok çok daha güzel değişiklikler olabilir. Biz bunları canlı yayında çok konuştuk ama dediğim gibi yani kabama mail atamam. Yani darlanırım böyle abi. Kabamını geçtim darlanıyorum zaten. Ciddiye almıyorlar o konuda. Yani benim bildiğim daha iyi dediler. Oyunlar geçen gün daha kötüye gidiyor. Variant Boss'ta Variant 8'den bahsediyor. Venom Planar gelecek mi? Gelecek demiştin. Unuttular mı Gundam? Geldi ya, çoktan geldi o. Buff'ı geldi. 2-3 gün içinde gelmişti. Bölüm geçme yapıyor musun hala? Yok, yapmıyorum. Bölüm geçme yapmıyorum. Başkan seninle bir gün çek. İnşallah, inşallah. Yani cümleten böyle kalabalık yine yapalım da şu ortamların bir düzelmesi lazım. Gümüş Sörfçü mü yoksa Doktor Doom mu yoksa Corvus mu? Top listemiz var kanalda, videomuza bakman lazım. Yani Doktor Doom daha çok güççü olarak, yani güçleri kontrol olarak iş yapar. Eğer Corvus gibi abartı yüksek hasar veren karakterin varsa güç kontrolü iyidir. Bir de Corvus'tu. Kanama ziyarı çıksa mutlaka Corvus'u yükten bana. Değilse Doktor Doom'a gel. Gümüş Sörfçü prestij karakteri. Ekranda gözüküyor mu? Yok, gözükmüyor. Blade şey demiş, kaç dil biliyorsun demiş. Türkçeyi zor konuşuyorum. Türkçeyi zor konuşuyorum. Başka da değil, bilmiyorum. Onun dışında tamamen uydurmasyon yapıyorum. Başka bir şey değil. Velhasıl Kerem arkadaşlar, topluluk sayfasıyla ilgili yaptığımız bunlar. Bundan sonra çok daha uzun topluluk sayfasında şey yapacağım. Bu tarz videoları yapacağım arkadaşlar. Topluluk sayfasındaki anketlere, yazılara vesaire falan da katılabilirsiniz diyorum. Orada düşüncenizi, yorumlarınızı yazarsanız bu şekilde bir şeyler yaparız arkadaşlar. Bu arada 17.200, 17.2 bir abonemiz var. Bakalım 20.000 aboneye ne zaman çıkacağız? Hadi bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.